Annemin babamla olan konuşması, tavrı, benim de hayatım boyunca erkeklere tavrımı ve konuşmamı etkileyecektir. Hepimiz için geçerli tabii bahsettiğim şey. Ve orada hep eleştirel bak demiyorum sana ama arada bir merkezine gelip bir bakman lazım. Ne kadar doğru? Belki senin annenin taşıdığı hikayeden dolayı onun tavrı bambaşkaydı. Belki o dönemde sevgini ve aşkını göstermek ayıptı. O içeride patlayan bir volkan gibi onu taşıyordu ve sözel ve bedensel olarak bunu hiçbir zaman gösteremedi. Ve ben de bunun normal olduğunu düşünüyorum. Olabilir. Bu bir bakış açısı. Bunları düşünerek ilerlemekte fayda var. Çünkü bu bir tek karşı cinsle olan ilişkimizi değil, arkadaşlarımızla olan ilişkimizi, iş yerinde olan ilişkimizi ve toplumdaki duruşumuzu da belirler. Ben bunu değiştirmeye hazır mıyım? Çünkü başkasını değiştiremeyeceğimizi artık eminim ki hepiniz biliyorsunuz. Ben başkasını değiştiremem. Ama ben önce burayla başlayabilirim. Ve orada arada bir böyle bir ufak ufak yolculuklar yaparak kendimi görmem lazım. Çünkü içimdeki küçük yaralı çocuk nerede, ne zaman yaralanmış onu bir görmem lazım. Hepimizin içinde, kadın erkek fark etmiyor. Yaşamın bir döneminde ciddi bir travma vardır. Bu travma çocuğuna 4 yaşında ay senden de bir bok olmaz demek bile olabilir. Yani bunu yapanlar var. Biliyoruz, gördüm. Kendim de yaşadım. Benim de çocuğum 3 yaşında çok yaralanmış ve kırılmış bir çocuktu. Ve bunu ayağa kaldırabilmek için de bugüne kadar hala çalıştım, çalışıyorum. Ve galiba toprağa girene kadar da devam edeceğim. Onun şu anda senin yetişkin haline ve yetişkin senin sevgisine ihtiyacı var. Ne diyor bu kadın diyebilirsin. Evet, kendimizden uzak değil. Orada bir yerde karanlığın içinde kırık küçük bir çocuk var. Onunla birleşme vakti. Ona dönüp onunla sarılmak ve ben bak böyleyiz biz ikimiz. Artık ben buyum. Ve seni koruyorum, seni seviyorum demek çok önemli bir şey. Çünkü o çocuğun alamadığı sevgi, alamadığı ilgiye orada bırakarak mı ilerlemek istiyorum hayatımda? Yoksa ona ben o sevgiyi vererek, içime alarak mı devam etmek istiyorum bu muhteşem akışın içinde? Bunlar önemli konular tabii ve bunları workshoplarımda, çalışmalarımda sizlerle daha derin paylaşacağım.